Hanımlar, beyler, translar, lubunyalar, queerler, serseriler, seferiler, özgürlük savaşçıları, feministler, aktivistler, kimsesizler, güvensiz suda yüzenler, ateşle dans edenler, izafi dünyanın tekinsiz yolcuları ve tüm ötekiler. İstanbul'dan merhaba, ben Gaye Su Akyol. Yıl 2020. Zaman akıyor, dünya değişiyor. Evler, arabalar, yollar, teknoloji, hayaller. Hepsi değişiyor ama ne değişmiyor biliyor musunuz? Hemen herkesi umutsuz, yetersiz, güvensiz hissettiren bu berbat sistemin ayrıştıran adaletsiz ataerkil kılıcı. Güçlünün güçsüze yaptığı baskı, eziyet, ayrımcılık, devlet eliyle normalleştirilen toksik maskülen toplum fikri hepimizin üzerine karabasan gibi çökmüş. Bu karanlık sistemin baskısı altında yaşamaya, nefes almaya çalışıyoruz. Bu sırada dev beklentilerle boğuşuyoruz. Hanım hanımcık ol, doğru dürüst otur, düzgün yürü, biraz seksi ol, kilo mu aldın, birazcık ye, çok zayıfsın, hasta mısın, solgun görünüyorsun, makyaj yap bence. Bir de bizi her gün yaralayan ataerkil cinsiyetçi dilin zehirli okları var. Kızını dövmeyen dizini döver. Kadın başına yapamazsın. Kadın kısmısının o saatte orada ne işi varmış? Kadın dediğin diye başlayıp giden, genelleyen, bireyselliği yok eden, indirgemeci, sayısız atasözü kalıp deyim. Erkeklerle aynı zaman ve emeği verdiği halde daha düşük maaş alan kadınların hikayelerini dinliyoruz. Toplumsal cinsiyet rolleri üzerinden baskılanan ve nihayetinde otosansürle hayallerinden ve kendi olmaktan vazgeçen, yaralanan, sakat bırakılan, öldürülen kadınların hikayelerini dinliyoruz. Paramparçayız. Orta Doğu'nun kıyısında demokrasinin çok geç geldiği ve uygulamada ciddi sıkıntıların yaşandığı bir coğrafyadayız. Üstelik en medeni görünen ülkelerde dahi cinsiyetler arası ayrımcılık, mobbing, baskı kol geziyor. Konuyu yalnızca kadınlar üzerinden okursak eksik kalır ve sorunu çözmekte zorlanabiliriz. Çünkü problem maalesef sandığımızdan da derin. Yalnızca kadınlar değil. Azınlıklar, LGBTİ bireyler, hayvanlar, çocuklar, bitkiler, özetle canlı her varlık için hayat bu ülkede, bu dünyada çok zor. Acı çekiyoruz, yaşam alanlarımız gasp ediliyor. Öldürülüyoruz ve bu politik bir sorun. Kadın olmak, kendini bulmak, birey olabilmek, üretmek zaten zorken artık var olabilmek, öldürülmeden, şiddete uğramadan hayatını idame ettirebilmek, adalet beklemek bile ciddi meselelere dönüştü. İşte tüm bunlara ironik bir yerden yaklaşan, kadınlara yüklenen cinsiyetçi söylemleri tersine çeviren ve muazzam bir güçle yayılan bir hareket doğdu birkaç hafta önce. Rooking isimli Twitter kullanıcısının "Bir erkeğin en güzel yeri, en güzel kariyeri babalıktır." tweetini alıntılayarak kadınlara biçilen cümleleri tersten yazmayı erkek yerini bilsin hashtag ile devam ettirdim. Erkek iffetli olacak. Herkesin içinde kahkaha atmayacak. Plajda üstsüz erkek perdesiz eve benzer. Ya satılıktır ya kiralık. Erkek şort giyiyorsa aranıyordur. Kadının elinin kiri der geçerler ama sen erkek başına ne yapacaksın? Dondurmayı yalaya yalaya yiyen erkek yolludur. Erkekler doğaları gereği kırılgan, fevri, dengesiz ve zayıf varlıklardır. Bu sebeple liderlik vasıfları yoktur. Bunlardan bazıları. Yüz binlerce retweet ve sayısız kullanıcının harekete katılmasıyla kısa sürede sesimiz uzaklara ulaştı. Pek çok erkek harekete destek verirken belli ki yarası olan bazı erkekler gocundu ve üzerlerine alınarak rahatsız oldu. Demek ki doğru yoldayız. Ve yeni başladık. Devamı da gelecek. Biz mücadeleden değil ama aynı şeyleri anlatmaktan yorulduk. Bu çürük sistem hepimizi yaralıyor, öldürülüyor. Mutsuz toplumlar birey olmayan kişiler üretiyor. Her kahkahamız özgürlüğe atılmış çapadır. Ataerkil ve müthiş sıkıcı bir dünyada her şeye rağmen var olma mücadelesi veren, ön yargıları kırıp kendi olma cesaretini gösteren, el alem ne der diye umursamadan risk alan, yaratan, üreten, devinen, dans eden, kahkaha atan tüm ötekilere ve kendini kadın olarak tanımlayan herkese saygı ve selamlarımı yolluyorum. İstikrarlı hayal hakikattir ve varoluşumuz başkaldırıdır.